Bugün mucize bir besinden bahsetmeyeceğiz. Sadece bilimsel araştırmaların gösterdiği bir besinden, kanserde metastazı önleyen bir besinden bahsedeceğiz. Çoğu insan kanserden değil, metastazdan, yani kanserin vücuda yayılmasından dolayı hayatını kaybeder. Kanser ölümlerinin %90'dan fazlasının metastazdan dolayı olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda yayınlanmış bir çalışma, radyoterapi, cerrahi, ince iğne aspirasyon biyopsisi, kemoterapi gibi kanser tedavilerinin kanser metastazını artırabileceğini buldu. Örneğin kemoterapi kullananlarda kanserin dolaşıma daha fazla çıkabileceği öngörüldü. Yani kanserin vücuda kan yoluyla yayılımını bazen sağlayabileceği öngörülüyor. Bu arada şunu da mutlaka belirtmemiz lazım. Tüm kanser hastalarının en iyi tedavisini bilen, onu takip eden doktorlardır, cerrahlarıdır, tıbbi onkologlarıdır, radyoterapistleridir, yani nükleer tıpçılarıdır. Burada en iyi tedaviyi doktorunuz tarafından alındığınızı unutmayın. Çoğu kanserde metastazın nasıl başladığı bulunamadığı için metastazı önleyen tedaviler de geliştirilemiyordu. Ama 2018'de Nature'da devrim niteliğinde bir makale yayınlandı. Tümör hücrelerinin zarlarında bulunan CD36 protein belirteci yağ asitlerinin alınmasından sorumludur. CD36 aktivitesi metastazı başlatan hücreleri diğer tümör hücrelerinden ayırt etmeye yardımcı olur. Yani bazı kanserlerde CD36'nın bulunması metastaz gücünü ifade eder. Burada belirttiğimiz tüm kanserleri kapsayan bir şey değil. Yani zaten tüm kanserleri iyileştiren veya iyi gelen diye bir durum yok. Böyle haberler çıkarılsa da inanmayın. Her kanserin kendine özgü biyolojik bir davranışı var. Yani bu araştırmada CD36 bulunan tümör hücreleri daha fazla metastaz yapabilir. Bu tespit edilmiş oldu. Palmitik asit veya yüksek yağlı bir diyet CD36'nın aktivitesini artırır. Yani metastazı daha da kolaylaştırır. Burada şunu da belirtelim. Her yerde diyor ki şeker işte metastazı artırır, onların enerjisini sağlar gibi safsatalar dolaşıyor. Onların yerine aslında bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış çalışmalara güvenmek çok daha önemli. Araştırmalar CD36'nın bloke edildiği durumlarda ağız kanserinin engellendiği ve bunun herhangi bir yan etkisinin de olmadığını tespit etti. Yine CD36 engellendiğinde, bloke edildiğinde melanom ve meme kanserinin metastazının azaldığı tespit edildi. Başka bir araştırmada ise beyin tümörü, glioblastomalarda CD36'nın metastazı artırdığı, CD36 pozitifliğinin az olduğu İnsanlarda ise yaşam süresinin uzadığı tespit edildi. Burada kritik soru şu: yağ alımının metastaz üzerine doğrudan etkisi var mı? Burada bir araştırma, fareler üzerinde bir araştırma yapıldı. Farelerin bir kısmı yüksek yağlı diyetle, %15 daha yüksek yağlı diyetle beslendi ve farelere ağız kanseri aşısı yapıldı. Fareler kanser edildi. Yüksek yağlı lipid diyetiyle, yağ diyetiyle beslenenlerde %80'den fazla metastaz oluştu. Yani farelerde yağ asitlerinin, yağdan zengin beslenmenin metastazı artırdığı net olarak tespit edilmiş oldu. Palmitik asit bir yağdır, yani lipittir ve Hindistan cevizi veya palmiyeden elde edilir. Aslında yediğimiz birçok besinde de bulunur. Özellikle ultra işlenmiş gıdaların birçoğunda palmitik asit vardır. Palmitik asidin moleküler düzeyde birçok hastalığın ilerlemesini sağlayan bir molekül olarak da görev aldığı biliniyor. Son zamanlarda zaten ultra işlenmiş gıdaların kronik hastalıklara ve kansere yol açtığına dair birçok araştırmada yayınlandı. CD36'nın pozitifliği engellenerek, yani bloke edilerek sadece melanom ve meme kanseri değil, prostat kanseri ve yumurtalık kanserinde de, over kanserinde de metastazların engellendiği tespit edildi. Yüksek oranda bölünen kanser hücreleri kolesterolü ve yağı çok seviyor. Yani ya içeriden sentezlenecek, vücudunuz kendisi sentezleyecek kolesterol ve yağ asitlerini veya dışarıdan alacaksınız.
Yağ metabolizması kanser yayılımını hızlandırabilir. Çünkü yağda çok fazla enerji vardır bildiğiniz gibi. Lipitlerin yani yağın daha fazla alınması kanser hücrelerin bölünmesini ve yayılmasını daha da kolaylaştırır. Çok fazla doymuş yağın da bazı kanserlerde ölüm riskini artırdığı da gözlenmiş. Peki kanser hücrelerinde metastazın CD36 tarafından düzenlendiğini biliyoruz. Bunu engellendiğinde metastazların azalttığını da biliyoruz. Bunu doğal yolla CD36'yı doğal yolla engelleyerek metastazı azaltan bir besin var mı? Diyetimize ekleyerek metastazları azaltabilir miyiz? Evet, öyle bir besin var. Brokoli. Diyetle brokoli almak, dışarıdan diyetle brokoli yemek CD36'yı azaltıyor. Brokoli alanlarda pankreas kanserine yönelik bir çalışmada brokoli alanlarda ölüm oranlarının belli yıllarda daha az olduğu görülmüş. Brokoli bildiğiniz gibi turpgiller ailesinden bir besin. Bunun alınması sadece kanser metastazını engellemiyor. Bunun dışında kalp sağlığına iyi geliyor. Antioksidan ve antiinflamatuar etkiye sahip ve kan şekerini düzenliyor. Yani burada bahsettiğimiz aslında diyetleri bir ilaç olarak kullanılarak metastazın engellenmesi. Yani brokoli yediğinizde metastazların, özellikle bu bahsettiğimiz kanser türlerinde metastazların azalttığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. Her zaman söylediğimiz gibi sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla kalın.